Adalet Bakanlığı açıklamaları İmralı'da yaşatılan işkence suçlarını örtmeye yönelik bir açıklama olduğu çok açık. Bunu yaparken de tercih ettiği yol müvekkilin itibarına saldırı yoludur. Bu elbette sorumluluktan kurtulmanın en kolay yolu olarak seçtiği anlaşılıyor. Şimdi Sayın Öcalan dünyada, Orta Doğu'da, bölgede yaşanan savaşlara, çatışmalara karşı çözüm önerileri geliştiren, halklar deryası bir bölgede ortak yaşam biçimleri üzerine yaşam biçimleri ve çözüm yolları geliştiren bir insan. Şimdi bunu dünyadaki yani başta Kürtler, Orta Doğu halkları ve sol sosyalist düşünceye sahip bütün insanlık bunu görüyor, yakından takip ediyor, bunun farkında. Keza Kürt meselesindeki muhataplığı, çözüm gücü itibariyle Kürtler, Kürt halkı 10 yıllardan bu yana Sayın Öcalan'ın düşüncelerini sahiplenip bunu defalarca ortaya göstermiş durumda. Yani 2005-2006 yıllarında yine 2013 yılında milyonlarca imzalar toplanmış. Sayın Öcalan özgürlüğü ile ilgili, Sayın Öcalan'ın çözüm siyasi iradesi ile ilgili milyonlarca imza toplanmış ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş. Avrupa Konseyi'nin kendisine sunulmuş gelişmeler. Aynı durumu aslında devlet de göstermiştir. Benzer şekilde. Sayın Öcalan'ın 1993 tarihinden itibaren demokratik yol ve yöntemlerle müzakere yoluyla belirlemiş olduğu siyasi çözüm barışçıl çizgisi hem İmralı'da hem Oslo'da hem de Dolmabahçe Sarayı'nda devlet tarafından da kabul edilmiş, dünyaya da gösterilmiş bir gelişmedir. Şimdi Öcalan masasında oturanlar, bu tarihi gelişmeler esnasında oturanlar Sayın Öcalan'ın hakikatini bilerek, kabul ederek oturmuştu bu gelişmeler yaşandığı vakit. Şimdi bugün hükümetin veya iktidarın politikalarının veya politik tercihlerinin veya adımlarının değişmesi bu gerçekleri, bu hakikati ortadan kaldırmaz ve değiştirmez. Gerek Kürt sorunun çözümü, gerekse de bölge sorunlarının çözümüne dair geliştirdiği ortak yaşam biçimlerinin yer aldığı düşüncelerinin bir önemli bir çerçevesini barındıran demokratik ulus paradigmasını barındırdığı kitapları Anayasa Mahkemesi tarafından 2014 yılında düşünce özgürlüğü kapsamında tescillenmiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla tescillenmiş. Sayın Öcalan'ın düşünceleri bu yönüyle sahiplenilebilir, özgürlükçü ve tarihsel ve siyasal bilimsel tespitler içerdiğine dair vurgular yer alıyor. Aralık 2013 döneminde bu ülkenin Yargıtayı tarafından bahsettiğimiz demokratik ulus çözümü ile ilgili kitapların basılması da aynı şekilde ifade özgürlüğü kapsamında karar altına alınmış Yargıtay tarafından. Şimdi bu ülkenin Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın bu kararlarından habersiz olabilir mi? Veya bu kararlara aykırı davranması göreviyle ne kadar bağdaşabilir? Veya anayasal, hukuksal düzenle ne kadar bağdaşabilir? Şimdi bu bahsettiğimiz durumlar bir toplumsal, siyasal ve hukuksal hakikati de ortaya koyuyor. Ama buna karşılık Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımızda hazin düzeyde ele alıyoruz. Hem İmralı'da gerçekleşen yasa dışı uygulamaları, yani tecrit ve işkence biçimlerini meşrulaştırmaya yönelik olduğu çok açık. Aynı zamanda da görevini kötüye kullandığını gösteren bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir yanıltma da var. Yani tecritin ne olduğu, kavram olarak neye tekabül ettiğine yönelik bir kafa karışıklığı, bulanıklık yaratma
yaklaşımı olduğunu da görüyoruz. Şimdi hapishanelerde bulunan insanların temel hak ve özgürlükleri tamamen sağlanması gerekiyor. Bu kuraldır. Rutin olan, normal olan bu hakların tamamen yerine getirilmesidir. Ancak bu hakların birini veya bir kısmını normal hapishane düzeninin dışında kısıtlarsanız veya yasaklarsanız bu zaten tecride tekabül edebilir. Şimdi biz o zaman şunu soruyoruz. Eğer işkence veya tecrit İmralı'da yok ise o zaman Mart 2023 tarihinden itibaren hükümetin elinde olan CPT raporunu açıklama cesaretini neden gösterememekte? Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in derhal avukatlarıyla görüştürülmelidir. Yani İmralı'daki koşulların bir an önce değişmesi, düzeltilmesi gerektiğine dair bir anlayışı taşıyan tedbir kararını neden görmezden gelmekte? Aynı şekilde CPT'nin yıllardır iyileştirilmesi gerektiğine dair ortaya koyduğu tavsiyelerini uyma basiretini neden gösterememekte? Veya İmralı'daki uygulamaların örneğin işte disiplin cezalarından bahsediliyor. Disiplin cezalarının alınma biçiminin, gerekçelerinin aldatıcı olduğunu tespit eden CPT raporlarına rağmen Adalet Bakanı bunu görmezden gelerek toplumu neden aldatmaktadır?